19 Ocak 2020 Pazar günü NRW eyaleti Birmingham'da faaliyet gösteren Maruf İnsan Yardım Derneği Başkanı Cengiz Uysal ve Reckling House'un Bozok Pide Restoranı sahibi Mükremin Korkmaz, Eti'ye çok anlamlı ziyaret gerçekleştirdi. Sohbet esnasında Doğu Türkistan'ın güncel durumu ve çözüm yöntemleri gibi meseleler istişare edildi. Doğu Türkistan Kültür ve İnformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş konuşmasında, birkaç yıl önce Çin yönetimi Kur'an'ı yaktırdığında İslam aleminden ses seda gelmediğini, şu an ise Kur'an-ı Kerim'i Çin Komünist Partisi ideolojisi uyarınca değiştirmeye kalkıştığını ve Müslüman dünyasının da en az Batı kadar Çin'i kınaması gerektiğini ifade etti. Kazakistan'ın Yarkent şehrinde Doğu Türkistan'dan Kazakistan'a yasa dışı geçen Tilek Tabarıkoğlu'nun Çin'e iade edilmesine dair duruşma 9 Ocak 2020'de gerçekleştirildi. Mahkemede yargıç Dinara, Tabarıkoğlu'nu ülkeye yasa dışı girişi sebebiyle 6 ay işçi kampına hizmet vermeye mahkum etti ancak ülkede kalmasına izin verdi. Tabarıkoğlu, 2016'da Kazakistan'dan oturma izni aldığını fakat bir sonraki yıl eğitim nedeniyle Doğu Türkistan'a döndüğünde Çinli yetkililerin pasaportuna ve diğer belgelerine el koyduğunu açıkladı. Tabarıkoğlu, Doğu Türkistan'dan Çin zulmü nedeniyle kaçtığını ve ailesinin de daha önce Kazakistan'a yerleştiğini belirtti. Dünya Uygur Kurultayı ve Avrupa Doğu Türkistan Birliği'nin çağrısıyla Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yürüttüğü olumsuz politikaya karşı Almanya'nın Hamburg ve Berlin kentlerinde protesto yürüyüşü yapıldı. Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulanan politikanın yanlışlığına vurgu yapan Almanya'da yaşayan Türk gurbetçiler yapılan zulme karşı protesto yürüyüşü yaptı. Yoğun katılımın sağlandığı yürüyüşte Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine karşı yaptığı zulme sessiz kalmayan kalabalık grup yapılanların insanlık dışı uygulama olduğu ve sonlandırılması gerektiğini dile getiren yapılan baskıyı fotoğraflayan pankartlar açtı. Çin deprem ağları merkezi Doğu Türkistan'a bağlı Kaşgar vilayetinde 6.4 şiddetinde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından bölgenin Kızılsu vilayetinde 3.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Yerin 16 kilometre altındaki deprem ve artçı sarsıntılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde çıkan virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. 2002'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan SARS salgınına benzetilen virüs nedeniyle 170 kişi de tedavi görüyor. Kentte Aralık ayından bu yana ortaya çıkan virüsten etkilenenlerin sayısı 198'e yükselirken bunlardan 3'ü hayatını kaybetti. Diğer yandan hastaneye kaldırılanlardan 170'inin tedavisi devam ediyor. Hastalardan 44'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'deki Libya konferansında ortaya çıkan atmosferden ümitli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Putin'in, Başbakan Merkel'in ve BM özel temsilcisinin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler ifadesini kullandı. Berlin'de düzenlenen Libya konferansına katılan liderler, ülkenin tamamında tüm askeri faaliyetlere son verilmesi ve silah ambargosuna uyulması çağrısı yaptı.